Herkese günaydın. Hoş geldiniz. Bugünkü webinar konumuz ERP projelerinde başarının anahtarı. Yaklaşık bir 30 dakikalık bir süreyi kullanmaya çalışacağım. 30-35 dakika. Sonrasında da eğer sorularınız varsa onları cevaplamaya çalışacağım. Çok kısa kendimizden bahsetmek istiyorum. Trovalid Almanya merkezli bir şirket. Almanya'da Aachen'da yerleşik. Ya Hollanda, İsviçre, Polonya ve Türkiye'de faaliyette. Bulunduğumuz ülkelerdeki yazılım pazarını araştırarak iş yazılımları pazarı, bunların içerisinde ERP, CRM, DMS, ECM, MES gibi çözümler de var. Bu çözümlere ihtiyacı olan firmaların proje öncesi hazırlık, doğru ürünü konumlandırma ya da çözümü konumlandırma ve sonrasında dışarıdan bağımsız destek olarak projenin yürütülmesi hizmetleri var. Bu hizmetleri profesyonel danışmanlık da beraber verdiğimiz gibi aynı zamanda IT Matchmaker ismini verdiğimiz teknolojik araçları kullanarak yapıyoruz. Çok ürünümüz var aslında ama 5 tanesini ben buraya koydum. Bir tanesi Roadmap. Roadmap bir İş yazılımı yatırımı öncesinde işletmenin ne kadar hazır olduğunu, mevcut durumunun analizi. Bu analiz sırasında süreç, ana veri gibi bileşenler var. Ve analiz sonucu da yol haritasının çıkartılması, kısa, orta, uzun vadede ne tür yatırımların yapılması gerektiğini içeren bir harita. Audit dediğimiz kullandığınız ERP programının ya da bir iş yazılım çözümünün İşletme içerisinde ne kadar verimli kullanıldığı, nerelerde aksaklık olduğu, bu aksaklıkların kaynağı nedir? İşletme içerisindeki süreç olabilir, dışarıdan alınan destek olabilir, kurgu olabilir, veri olabilir. Bunların analizi ve yönetime raporlanması hizmetini veriyor. Select dediğimiz ürün ihtiyaçlarınıza uygun Türkiye'de ve Avrupa'daki pazarda doğru ürünü bulma ve ön koşullarla bu ürünün satın alınmasını ifade ediyor. Project dediğimiz ürün bir iş yazılımına yatırımı yapıldıktan sonra canlı kullanıma geçişe kadar ya da sonrasında projenin dışarıdan bağımsız bir şirket tarafından yürütülmesi kalite güvence yönetimi anlamında hizmeti ifade ediyor. Yeni ürünümüz yaklaşık bir 3 ay önce çıkan bir ürün. Endüstri 4.0 gereksinim ve yol haritası. Endüstri 4.0 Navigator dediğimiz bir ürün. Bu üründe Endüstri 4.0 yolunda dijitalleşmeden başlayarak otonom tepkiye kadar giden, üretimden veri toplama, analiz, sonraki adımların planlanması noktalarında şirketlerin hazırlık durumları ve neler yapması gerektiğini ifade eden bir çalışma. Şimdi ERP'ye baktığımızda aslında bugünün konusu 60'lara uzanan bir geçmişi var ERP'nin. Burada ilk önce Amerika'da başlayan bir traktör firmasının talebiyle başlamış ve IBM üstlenmiş. Sonrasında ilk öncesi stok yönetimi ve kontrol, sonrasında malzeme ihtiyaç planlama 70 ve 80'ler. Malzeme ve ihtiyaç planlamanın sonrasında kapasite de devreye girmiş, kapasite planlama. 90'lara geldiğimizde bir işletmenin ihtiyacı olan tüm kaynakların planlanmasını ifade eden kurumsal kaynak planlamaya geçmiş. Burada finans, muhasebe, insan kaynakları gibi departmanlar ya da süreçler de dahil edilmiş. 2000'lere geldiğimizde tabii internet kullanımının artmasıyla beraber modüler yapı, web unsurlarının devreye girdiğini görüyoruz. 2010'la başlayan süreçte artık yeni teknolojiler, işte mobil kullanım, bulut bilişim, büyük veri ve en büyük etkisi de aslında Endüstri 4.0'ın gerekleri konusunda şirketlerin ya da üreticilerin, iş yazılım üreticilerinin fonksiyonel yapısı, satın almalar, hizmet alanını genişletmeleri gibi eylemleri görüyoruz. Aslında konumuzun başlığı ERP fakat son 5 yıla kadar aslında ERP tanımı biraz değişti. Buna biz ERP demiyoruz. Komple bir iş yazılımı diyoruz. Çünkü işletme içerisinde farklı sektörlerdeki ihtiyaçlar
standart bir ERP çözümü ile maalesef giderilemiyor. Biz buna hepsi bir arada diye adlandırdığımız best in suite çözümler ki hepimizin bildiği bugün pazarda olan çözümlerle bir noktaya kadar gelebiliyoruz. Eğer şirketimiz sektöre özel çok farklı alanlarda çalışıyorsa ki çoğunda bu var. Örnek vereyim bir tekstil sektöründe bir POS işlemleri yapıyorsa mağaza tarafında ya da bir makine üreticisi CAD sistemi kullanıyorsa gibi noktalarda aslında buradaki ihtiyaçları standart bir ERP yazılımı karşılamıyor. Dolayısıyla biz bunun yanında artık ERP adından biraz vazgeçip komple bir iş yazılımı diyoruz. Bunun altında bir ERP olabilir, müşteri ilişkileri yönetiminde CRM olabilir, işte doküman yönetimi var içeride, depo yönetimi, ambar yönetimi var, Salesforce dediğimiz yapıda işte dinamik satış gücünün yönetimi var. Business Process Management dediğimiz iş süreç analizlerinin yapılması ve bunların yönetimi var. BI dediğimiz iş zekası çözümü var. MES dediğimiz üretimden veri toplama. APS ileri seviyede planlama. SRM dediğimiz tedarikçilerin yönetimi. HR insan kaynakları yönetimi. MIS dediğimiz üretim bilgi sistemi yönetimi, PPS dediğimiz üretim planlama ve çizelgeli yönetimi gibi aslında çok geniş alana yayılan bir ihtiyaç bu. Dolayısıyla herhangi bir ERP yazılımın, şu andaki pazardaki ERP yazılımının bir işletmenin bütün bu süreçlerini kapsayan bir çözüme sahip olmasını düşünmek kesinlikle yanlış bir düşünce. Öncelikle ihtiyaçları belirlemek gerekiyor. Bu ihtiyaçlara dönük çalışma yapılması gerekiyor. İşte temel ERP modüllerini çoğumuz biliyoruz. Satıştan finansa kadar bir işletmenin, standart bir şirketin hangi sektörde olursa olsun temel ihtiyaçları bunlar. Fakat bir proje yönetimi olabilir, ürün varyant konfigürasyonu olabilir, bir kalite yönetimi, servis satış sonrası servis yönetimi olabilir. Bunların da temel ERP modüllerinin içerisinde entegre edilmesi gerekiyor. Bu entegrasyon hepsi bir arada çözümün stratejik olarak anlaştığı bir ürün olabilir. Ya da dışarıdan türünün en iyisi çözüm alınarak bir entegrasyon sağlanabilir. Bu tabii hani çok kolay yapılacak bir işlem değil. Dolayısıyla bizim gibi şirketler aslında biraz önce bahsettiğim roadmap çözümü gibi ya da audit çözümü gibi paketlerin ya da hizmetlerin çıktılarıyla bu kararı ortaya koyuyor ve yatırıma ileriye dönük yatırım kararında önemli bir kaynak teşkil ediyor. Şimdi başarının anahtarı diye yola çıktığımızda aslında bu gördüğünüz ekranda ERP kullanıcılarının memnuniyet derecelerini hangi kriterlerde ne olduğunu görmekteyiz. Bu bizim 2016'da yaptığımız bir araştırmanın sonucu. Sol tarafı aşağı doğru indiğimizde memnuniyet seviyelerinin düşük olduğunu görmekteyiz. Sağ tarafa yukarı doğru çıktığımızda da memnuniyet seviyelerinin yüksek olduğunu görmekteyiz. Burada dikkat edeceğimiz bir nokta mobil kullanım özellikle. Şu andaki ERP kullanan şirketlerin karşılaştığı en büyük sorunlardan bir tanesi. Hayatımız mobil artık. Teknolojiyi her yerde, her zaman kullanıyoruz. Dolayısıyla bir ERP ya da bir iş yazılım çözümüne de cep telefonumuzdan, tabletimizden de erişip işlemleri yapma ihtiyacı hissediyoruz. Bu bize çok büyük bir hız kazandırıyor. Bir ikinci kriter dokümantasyon ve kullanım kılavuzu. Bu maalesef çok fazla atlanan bir unsur ERP projelerinde. Hem çok zaman alması, çok detaylı olması ve sahipliği konusunda sıkıntı var. Çoğu ERP üreticisi bu görevi kullanıcıya yüklüyor. Bence de bu böyle olması gerekiyor. Örneğin bir eğitim verildiği zaman eğitim dokümanının hazırlanması ve bir yerde tutulması gibi. Ya da standart ürünün kullanım kılavuzunun yapılan geliştirmelerle genişletilmesi gibi ve erişilebilir bir yerde tutulması gibi noktalarda eksikliklerimiz var. Önemli noktalardan biri formlar ve raporlar her ne kadar son zamanlarda eğer siz de takip ediyorsanız yazılım ürünlerinin yanında bir iş zekası çözümü de konumlandırıldı. Eskiden ürünün içerisinde bu tip tasarım
çözümleri vardı. Fakat işte bildiğimiz gibi Power BI olabilir ya da ClickView olabilir. Bu gibi çözümler artık ürünle beraber verilmeye başladı. Dolayısıyla analiz ve raporlarda iyileştirmeler görüyoruz. Ama form tasarımları konusunda hala bir ERP uyarlama sırasında yazılım tedarikçisine ihtiyaç olduğu durumlar var ve bu aslında başarıyı da etkileyen bir faktör. Çünkü en ufak bir faturanın ya da irsaliyenin ya da çekil listesinin ya da üretim emrinin çıktısının planlanması ya da çıktısının tasarlanmasında çok ciddi zaman harcıyoruz. Bu bugüne kadar sorundu ama bundan sonra çok fazla sorun olacağını düşünmüyorum. Artık dijitalleşme ile ilgili bir takım çalışmalar var. Dolayısıyla hani kağıt üzerinde daha az bilgi görmeye başlayacağız bundan sonraki süreç için. Kriterler yukarı doğru arttıkça, gittikçe iyileştirme olduğunu söylemiştik. Dolayısıyla hani bunlarda ciddi bir sorun olduğunu görüyoruz. Güncelleme yeteneği dediğimiz versiyon upgrade'lerinde sıkıntılar var. Danışman destekli optimizasyon, bu da ciddi, özellikle Türkiye'de çok önemli bir sorun. Yazılım üreticileri ya da sağlayıcıların danışman yetkinlikleri, bilgi seviyeleri maalesef yeterli değil. Satın alan şirket için çok önemli bir yönetim aracı yazılımlar. Fakat bu yönetim aracının doğru kurgulanması konusunda alınan danışmanlık desteğinin yetersiz olduğunu görmekteyiz. Bu da ileride çok ciddi sıkıntılar çıkartan bir unsur. Yine aynı araştırmaya baktığımızda beklentiler ve hedefler olarak baktığımızda temel beklenti aslında ERP'den süreçleri sadeleştirmek ve hızlandırmak. Yaklaşık 4 tane katılımcının 3 tanesi bu yönde geri bildirim yapmış. Yaklaşık yarısı da veriye hızlı erişim ve kaliteli veri olduğunu gösteriyor. Bizim de yaptığımız projelerde önemsediğimiz bir nokta aslında ana veri yönetimi ve süreç tanımı. Burada ana veri yönetimi genellikle hani canlıya geçiş öncesi hazırlanması gereken bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Fakat biz daha önceden tedbirimizi alıyoruz. Şirket içerisinde ana veri dediğimiz işte cari kartlar olabilir, hesap planındaki hesap kodları olabilir, stok sınıfları, kodlama, ürün ağacı yapısı olabilir. Bunlara önceden tasarlanması bunların ileride karşılaşılan sıkıntıları önleme anlamında çok çok değerli. Süreçlerin de tabii gözden geçirmesi gerekiyor. Trovalid olarak bizler özellikle enstitü ve üniversite desteğiyle bir işletmedeki bir üretim planlama süreci nasıl yürütülmeli diye adlandırdığımız en iyi uyarlamalardan örnekler vererek o şirketteki doğru süreç yönetimini karşı taraftan da onay alarak oturtmaya çalışıyoruz. Bu da ERP'lerde çok çok ERP uygulamalarında çok çok önemli. Peki yine baktığımızda hani başarının anahtarı dedik, başarısızlığa götüren sebeplerden yola çıkacak olursak aslında biraz önce söylediğimizle örtüşen bir durum. En çok karşılaşılan zorluk veri hazırlık ve aktarım süreci. İkincisi zaman planındaki sıkıştırılmış adımlar. Bu da biraz Türkiye'ye de aslında daha çok görebiliriz. Burada %22 demiş ama Türkiye'de bu oran daha da fazla. Türkiye genelinde. Biz plansız çalışıyoruz. Örneğin bir haftalık, bir aylık bir planımız oluşturulmuyor. Bu kaba plan, detay plan dediğimiz noktalarda çok sıkıntılar yaşıyoruz. Plan yapıyoruz, belki zamanına uymuyoruz. Eksik katılım oluyor. Verilen görevler zamanında yapılmıyor. Bu da aslında doğru bir proje yönetimiyle ya da tabii destekli olarak projeyi satın alan firmanın üst düzey yönetiminin bu konudaki kararlılığıyla da alakalı bir şey. Bizler biraz önce bahsettiğim IT Matchmaker Project adımında kullandığımız araçlarla, proje yönetimi araçlarla aslında bunları doğru planlayıp zamanında uyarı sistemlerini, ek belge yönetimi gibi sistemleri kullanarak bunun önüne de geçmeye çalışıyoruz. Bunu çok fazla uzatmayacağım. İnternet sitemizde trovalid.com.tr'de ve itmatchmaker.com.tr'de bunun detaylarını bulabilirsiniz. İlgili makaleler yayınlanıyor. Peki canlıya geçtik. Canlıya geçtikten sonra ne tür sıkıntılar var diye baktığımızda 5 kullanıcıdan bir tanesinin sürüm güncelleme eforu da bir takım sıkıntıları olduğunu görmekteyiz. Bu da örneğin şu anda bir X sürümünü alıyorsunuz yazılımın. Fakat
2 sene sonra bunun yeni sürümü çıkıyor. Bu sürüm geçişlerinde özellikle çok fazla geliştirme yapıldıysa geçişlerde çok ciddi sıkıntılar çıkıyor. Bu hem efor anlamında, zaman anlamında hem de finansal maliyet anlamında sıkıntılar var. Fakat son yıllarda yazılım üreticileri bunun farkına vardıkları için, daha doğrusu memnuniyetsiz kriteri olarak karşılarında olduğu için şöyle bir değişikliğe gittiler. Artık 2-3 yılda bir sürüm yayınlamak yerine daha kısa vadelerde 6 ay gibi, 1 yıl gibi çok radikal sürüm yerine iyileştirmeleri devreye almaya başladılar. Bence de doğru olan buydu. Şu anda 3 ayda bir ya da 6 ayda bir bazı ürünlerin güncellemelerinin çıktığını ve çok daha hızlı uyarlandığını görmekteyiz. Bir diğer konu performans. Bu performans veri tabi arttıkça verinin içerideki transactional veri diye tabir ettiğimiz dolaşan, işlenen verinin bir takım zaman aşımlarına uğradığını, çok yavaşlama olduğunu, hatta tıkandığını görüyoruz. Burada tabi öncelikle yatırım kararından önce böyle bir iş yazılımının donanımsal ihtiyaçlarını planlamak gerekiyor. Bu eğer on-premise dediğimiz yerinde kurulumsa, bunun için sonucu ve kaynak ihtiyacı nedir? Bunun doğru planlanması. Eğer bir bulut çözümü ise ya da colocation hosting çözümü ise bunun da doğru planlanması. Özellikle internet erişiminin doğru yapılandırılması önemli. Bu 1, 2, 3 hatta sonraki yıllarda ciddi performans sorunlarına yol açabiliyor. Yine karşılaşılan sorunlardan biri de ergonomi ve kullanım kolaylığı. Bu noktada da işte daha esnek bir araç, daha kullanılabilir formlar, özellikle mobil tarafında bu formların da doğru tasarlanması ve esnek kullanımı önemli. Maliyete baktığımızda da aslında ERP çözümlerinin maliyetleri bu bir Türkiye'de dahil olmak üzere yapılan bir araştırmanın sonucu yaklaşık işte 25 kullanıcıya kadar olan kısımlarda 5.500 euro civarında bir rakam çıkıyor. Fakat burada danışmanlık hizmetleri de olduğu için bunu Türkiye'ye modellersek yaklaşık bir %40'lık bir düşüş öngörebiliriz. Tabii bu uluslararası yazılımlar için geçerli. Yerel yazılımlarda fiyatlama daha farklı olabiliyor. Bu şu demek, eğer uluslararası yazılım kullanacaksanız kullanıcı başına yaklaşık 2.500 euroluk 2.600 euro bizim araştırmamız Türkiye için 2.600 euroluk bir bütçe ayırmanız gerekiyor. Bu 30 kullanıcılı bir sistem için yaklaşık 80-90 bin eurolara tekabül edebiliyor. Bu tabi hani segmentasyon, ürün segmentasyonuna biraz sonra geleceğiz. Yukarı doğru çıkıldıkça bunlar 3-3.500 eurolara kadar yükselebiliyor. Yine aynı araştırmada sorduğumuz hani bundan sonraki süreçlerde kullanıcılar nelere önem veriyorlar diye baktığımızda birinci noktada tabi bulut bilişimin yaygınlaşmasından ötürü veri güvenliği çok çok önemli önümüzdeki dönemde. Burada kullanacak sistemin on-prem olması ya da bulut üzerinde olması noktasında verilerin nasıl korunacağı, dışarıdan gelecek saldırılara karşı nasıl önlem alınacağı gibi unsurlar aslında şu anda masada. Kullanım kolaylığı her zaman zaten üstteydi ve yasal zorunluluklara uyum. Bu da tabii Türkiye'deki bu e-devlet dönüşümleriyle ilgili, yurt dışında da bunlar hala devam ediyor. Bunlara hızlı adaptasyon sağlanması gerekiyor. Uluslararası yazılımlar bu adaptasyonu çok hızlı maalesef gerçekleştiremiyor. Ama yerel yazılımlar daha önceden geliştirmeleri yaptıkları için ya da bilgi sahibi oldukları için bu zorunluluklardan daha hızlı hareket edebiliyorlar. Şimdi başarının anahtarı dediğimizde de aslında bunun için bir takım temel konular var şirketlerde. Öncelikle bu tarz iş yazılımları şirketler içerisinde büyük bir değişimi getiriyor. Buradaki değişimin aslında yarattığı ya da yaratacağı etki tamamen şirket kültürü ve hazırlıkla da alakalı. Örneğin ihtiyaç seviyesi nedir şirketin? Eğer gerçekten çok ihtiyacı varsa değişim daha yıkıcı olabiliyor. Hazır değilse daha doğrusu. Eğer profesyoneller yoksa şirket içerisinde bu tarz bir yazılımı yönetecek,
hem uyarlama tarafında hem kullanım tarafında. Bu da ciddi sorunlar çıkartabiliyor. Şirketin bir stratejik planı ve stratejik yönetimi olmak zorunda. Çünkü yönetim desteğini alması gerekiyor. Süreçlerin ve süreçler arası ilişkilerin doğru tanımlanması çok çok önemli. İç ve dış denetim, çoğu şirket bunu atlıyor. Özellikle iç denetimin çok öne çıkartılması gerekiyor. Tabii bu dijitalleşmeyle beraber bu denetimin de daha farklı noktalardan izlenebildiğini görüyoruz. Bunun öncesinde de aslında hazırlık yapılması gerekiyor. Karar destek sistemi ve sürdürülebilirlik. Sürdürülebilirlik de çok önemli. Çok uzun zaman alan bir süreç bu. Her noktada aynı motivasyonla gitmek gerekiyor. Özellikle yönetim tarafından. Peki bu tarz yazılımlarda patron ne bekler diye sorduğumuzda buna aslında oynamak lazım. Siz istediğiniz kadar IT yöneticisi olarak memnun olun ya da kullanıcı olarak memnun olun. Eğer patronu memnun edemiyorsanız o proje başarısız demektir. Önce patron şunları bekliyor. Bir düşük maliyet olsun. Cebimden çok fazla para çıkmasın. En kısa sürede yapılsın. Çünkü bu tarz projelerde şirket içindeki kaynaklar da kullanılıyor ve sürekli gündemde olması yönetimi rahatsız ediyor. Az personelde bu işi yapayım. Eğer benim bir çok iyi şartlarla çalıştırdığım bir kişi varsa bunu proje içerisinde 5 günün 3 gününü kullandırıyorsam bu ciddi bir sıkıntı. Dolayısıyla minimum personelle bu işi yapayım ve sorunsuz geçeyim. Geçiş sürecinde herhangi bir sıkıntı yaşamayayım. Bunlar tabii hani haklı gerekçeler, herkes böyle ister. Fakat hani bunun doğru olup olmadığı ya da nasıl yöneticiliğe ilgili bir takım ikna yöntemleri yapmamız gerekiyor. Daha doğrusu riskleri önceden belirleyip bu riskleri paylaşmamız ve minimize etme ya da yok etme yönünde de bir çalışma yapmamız önemli. Şöyle ikna edebiliriz ya da riskleri ön plana çıkartabiliriz. Mevcut sistemin getirdiği yük artık şu andaki mevcut Excel'lerle ya da kağıt formlar üzerinde bu işler yürütülemiyor. Bir takım aksaklıklar var. Örneğin sevkiyatı 3 gün geciktiriyoruz. Bununla ilgili bütün nakliye operasyonları planlanmış. Müşteri ona göre çalışmasını yapmış. Fakat bu gecikmeden dolayı işte reklamasyon alıyoruz ya da puanımız düşüyor gibi. Eğer şu süreci iyileştirirsek, örneğin vardiya sayısını azaltabiliriz, verimliliği artırarak gibi. Uygulama şekli bunu işte fazlandırmayla yapabiliriz ya da önce şuraya odaklanmalıyız gibi. Ve hani böyle bir yazılımın, böyle bir entegre sürecin sonuçlarının şirket için pazarda bir prestij kaynağı olacağına dönük bir çalışma yapılabilir. Tabii burada hani fayda maliyet analizine baktığımızda ERP programında fayda tarafı daha çok sanal. Şu anda somut bir şey, elle tutulur bir şey almıyorsunuz. Bir taahhüt var, bir hedef var, bir hayal var aslında. Böyle yapacağını umuyoruz diyoruz. Bir sene sonra, 2 sene sonra bu noktaya geleceğini diyoruz. Bu bir sanal değer. Bir de somutlar var. Her zaman karşılaştığımız. Tabii bunların birbiriyle olan ilişkisini doğru kurmamız lazım. İşte ben daha kısa sürede işlemlerimi yapacağım. Maliyetlerim düşecek. Bakın hep ileriye dönük bir beklenti var bunların içerisinde. Daha doğru bilgiye erişeceğim. Daha hızlı karar alacağım gibi izlenebilirliği sağlayacağım gibi ileriye dönük vaatler bunlar, hayaller. Ama siz bu yatırım kararını aldığınız zaman bir kere bir donanım yatırımından cebinizden para çıkacak. Bir lisansı aldığınız zaman cebinizden para çıkacak. Hizmet aldığınızda her ay cebinizden para çıkacak. Dolayısıyla bu sanal faydalarla somut maliyetler arasındaki dengeyi doğru kurmak lazım. Burada da aslında başarı ya da başarısızlığı ölçebilmek için bu toplam sahip olma maliyeti ya da yatırımın geri dönüşü gibi bir takım metodoloji ya da algoritmalarla bu işleri yapmak ERP yatırımları için çok kolay değil. Bunun için biz genellikle hani makro değerler üzerinden gidiyoruz. Bu makro değerler nedir? Örneğin işte stoklarımın maliyeti bugün neydi? Bir sene sonra ne oldu? Siparişin karşılama süresi bugün neydi? Bir sene sonra ne oldu? Gibi noktalarda makro değerler üzerinden gidebilirsek, böyle
birkaç 10-15 tane makro değer alabilirsek, ERP yazılımlarının canlı sonrası ya da belli bir süre sonra canlı kullanımdan sonra karşılaştırma yaparak faydalarını analiz edebiliriz. Bu çok kolay bir şey değil ama yapmak da gerekli. Şu ortada gördüğünüz kişi proje yöneticisi. Şimdi proje yöneticisinin iki tarafa karşı sorumlulukları var. Bir kere yönetime karşı sorumluluğu var. Bu sorumluluk nedir? Yönetim diyor ki ben bu yatırım kararını aldım. Belli bir param var, belli bir süren var, kaynaklarım var. Bunları en iyi şekilde, optimum şekilde değerlendir benim için. Operasyonel talepler geliyor aşağıdan. Diyor ki ben işimi böyle yapıyordum, böyle yapmalıyım, böyle yapmak istiyorum. Ya da kurulum sırasında, uygulama sırasında işte daha önce kullandığım yazılım daha esnekti, şimdi daha zorlanıyorum gibi sürekli bir baskı var. Bunu tabii şöyle yönetmek gerekiyor. Yani yönetimsel taraftan proje uyarlama ya da kullanım süresi boyunca sürekli motivasyonu yüksek tutmak önemli. Yönetimin de projeye dahil olması aralarda zaten zorunlu aslında. Komite toplantılarına katılması, steering komite diyoruz bu sana. O toplantılara katılması ve bilgi alması, sürekli projenin içerisinde yer alması, aşağıdan yukarıda bir taahhüt verilmesi. Burada tabii operasyonel tarafta özellikle süreç sahipleri ya da kullanıcıların evet ben bu işi böyle yapacağım bundan sonra gibi bir taahhütün olması projenin başarısı anlamında çok çok değerli. Burada hani değişim sancılarından bahsetmiştik başlangıç slaytlarımızda. Bu değişim sancılarının eğilimi tabii daha çok yüksek. Şimdi direnç seviyesi varsa eğer, yani bu yeni bir yazılıma geçişte özellikle işte finansta ya da bir planlama bölümünde yeni programın bir takım zorlukları ya da zorunluluklarından dolayı bu işi uygulayacak kişide bir direnç oluyorsa değişimin sancısı çok çok fazla oluyor. Tabii kullanıcı memnuniyeti de buna etken. Dolayısıyla bunu iletişimle, doğru insan kaynağının kullanımıyla, doğru süreç yönetimiyle, kapsamı doğru ayarlayarak, daha önceki webinar konularımız işte proje yönetimi nasıl yapılmalıydı şeklinde bir konumuz vardı. Orada bunu detaylandırdık. Şimdi süreyi kullanma anlamında o detaya girmeyeceğim. Doğru proje yönetimi, doğru metodolojinin kullanılması, doğru plan, yani ne zaman nasıl geçeceğim, girdilerim çıktılarım ne ve doğru bütçe yönetimiyle aslında bu değişimin sancıları hafifletilebilir. Çok hızlı, sürem azaldı. Biraz toparlama anlamında birkaç slaytım var göstermek istediğim. İşte fayda maliyet analizinden bahsetmiştik. Toplam sahip olma maliyeti ya da yatırımın geri dönüşü. Bunların kağıt üzerinde başlangıçta konulması. Yani yönetime giderken evet biz bu projede 100 liralık bir lisans alacağız. 100 liralık bir danışmanlık alacağız. İşte %10 bir tolerans koyduk. Bizim 1 yıl içerisinde ya da 5 yıl içerisinde bu projeye X liralık bir bütçe ayırmamız gerekiyor. Onaylıyor musunuz? Evet. Bunu ölçebilmek için şu kriterlerimi koydum. 1 sene sonra bu kriterlerin ya da 2 sene sonra ne olduğunu size göstereceğim. Onaylıyor musunuz? Evet. Dolayısıyla bunların doğru başlangıçta tanımlanması önemli. Bir diğer konu süreçler. Benim eğer süreçlerim hazır değilse şöyle bir mantık da var. Evet, bu bir ERP yazılımını alırız. Oradaki süreci ben uygularım. Bu maalesef her şirket için geçerli değil. Özellikle çok dinamik bir süreci olan iş alanlarında. Bunlar nedir? İşte perakende sektörü ya da gıda sektöründe. Bunlar maalesef doğru uyarlanmıyor. Türünün en iyisi çözümler aldığınız zaman önce doğru uyarlamaya sahip olabiliyorsunuz. Dolayısıyla öncelikle hani ben ne yapıyorumu bir kağıt üzerine dökmek lazım. Bu çok profesyonel anlamda iş akış şemalarıyla da olmayabilir. Bu çok zorunlu değil ama herkes ne yaptığını bir kağıt üzerine yazarsa, bir süreç sahipliği, bir süreç tanımı olursa bunlar uyarlama tarafında çok çok yardımcı olan unsurlar olarak karşımıza çıkıyor. Çok çok önemsediğimiz ana veri yapısı, bunun hazır olması lazım. Daha önceki slaytlarda da gördüğünüz gibi başarıyı etkileyen faktörler ya da karşılaşılan zorluklarda en üst sıradaydı bu.
Bu noktada benim hazırlanmam gerekiyor. İşte stok sınıflarım, kodlarım nelerdir diye. Eğer sona bırakırsanız bu canlı geçişi de çok ciddi etkiliyor. Motivasyonu da çok ciddi etkiliyor. Çok ciddi, çok sıkıntılı süreçlere getiriyor projeyi. Proje yönetimi burada kesinlikle ve kesinlikle dışarıdan bir destek alınmalı. Şirket içerisinde proje yönetimi yetkisi, yeteneği olmayan kişiler maalesef bunları yürütemiyorlar. Özellikle bunlar bu tip projeler IT yöneticilerine kalıyor. Fakat bir metodoloji uygulama tarafında eksiklikleri olduğu için sonuç hüsran. Bizim gibi dışarıdan proje yönetim desteğini kesinlikle almaları önemli. Burada bir metodoloji oluşturma, bir araç kullanma, bizim IT Matchmaker Project gibi proje ekibi, roller ve sorumluluklar ve sürekli izleme, kontrol, gerektiğinde müdahale etme gibi hedefler ve ölçümler. Şu kilometre taşım vardı, şuraya kadar ne yaptım, ne yapamadım, risklerim neydi, bunları nasıl engellemeliyim gibi noktalarda sürekli denetim gerçekten projenin başarısını etkileyen faktör. Bir diğer de hani başarısız proje için başarısız bir seçim süreci yürütmemek önemli. Ben ne istiyorum gerçekten? Bunlar belgeli mi? Doğru pazar araştırması yaptım mı yoksa internet üzerinden mi araştırdım ya da sağa sola mı sordum? Bu adayları doğru analiz ettim mi? Karşılaştırma yaptım mı? Ön koşulları ya da satın alma koşullarını doğru oluşturdum mu? Taahhüt altına aldım mı gibi noktalarda çok ciddi çalışma yapılması gerekiyor. Bu da dediğim gibi bizim IT Matchmaker Select çözümüyle aslında beraber gelen bir çözüm. Uygulama tarafında da tabii satın aldınız, el sıkıştınız, bir kararlılık olması lazım. Bu iş yapılacak. Özellikle yönetim destekli. Proje ekibinin sürekli motivasyonu. Burada özellikle proje yöneticisinin doğru seçimi, projenin ilerleyen safhalarında herhangi bir ayrılma ya da farklı bir göreve atanma gibi riskleri doğru yönetimi. Destek proje ekibi satın aldığınız yazılım şirketinin proje ekibinin yetkinlikleri bunların baştan belirlenmesi gerekiyor. Çalışma şartları, hangi takvime gireceğim, hangi günlerde çalışacağım, çalışma ortamı, buradaki teknolojik araçlar, kullanacağım araçlar gibi. Sürekli motivasyon, belirli noktalarda, belirli zamanlarda motivasyonu artıracak etkinlikler olabilir. Sorunla karşılaştığım zaman bunu nasıl çözeceğim? Risk yönetimi. Canlı kullanıma ne zaman geçeceğim? Bu 1 Nisan mıdır, 1 Temmuz mudur, 1 Ocak mıdır? Eski verileri nasıl kullanacağım, nasıl aktaracağım, hangi verileri aktaracağım gibi unsurlar ve canlı kullanım sonrasında da destek. Tabii hani biraz önce bahsettiğim best in suite, best of breed dediğimiz hani hepsi bir arada ya da türünün en iyisi çözümler. Genellikle bundan sonraki süreçte şu yol izleniyor. Bizim de gittiğimiz yol o. Evet, sen bir ERP ihtiyacın olabilir ama bunu bir çözüm olarak düşünelim. İş yazılım çözümü olarak düşünelim. Bunun altında finansal araçlar ya da satış dağıtımla ilgili bir çözüm isteyebilirsin. Bunu bir ERP programının modülleri içerisinde geliştirebilirsin. Ama sen bir perakende sektörüysen bir perakende çözümü konumlandırmalısın. Bir satış sonrası hizmetlerin varsa bununla ilgili bir ürün konumlandırmalısın ve bunları entegre etmelisin. Dolayısıyla artık biz ya da bizim gibi firmalar çözüm konumlandırmada bu yöntemleri izlemek zorunda. Burada tabii ürünün teknolojisi, pazardaki istikrarı, fonksiyonel kapsamı iyi değerlendirmeli. Eğer bir çözüm alacaksak, yani birden fazla ürünün entegrasyonu sağlayacaksak, bu benim ihtiyaçlarımı ne kadar kapsadı, birbirleri arasındaki entegrasyonu ne kadar iyi olduğu ve sektörüme ne kadar uyumlu olduğu araştırılmalı. İş ortağı, bu noktada da çok eksikliklerimiz var maalesef Türkiye'de. Bir kere ben bir kişiye bağlı mıyım? Bu programı satın aldım ama benim hizmet aldığım firma pazarda tek mi? Onun dışında firmadan destek alabiliyor muyum, alamıyor muyum? Bu çok kritik bir karar. Destek aldığım firmanın benim projeme bakışı nasıl, yaklaşımı nasıl, bir planı, projesi var mı? Atadığı kaynaklar kimler? Bunların yetkinlikleri ya da sektör tecrübesi nedir? Bunun baştan belirlenmesi ve sözleşmeye yazılması gerekiyor. Çünkü ileride çok ciddi riskler doğuruyor.
Evet, ben süremi kullandım, 35 dakikada bitirdim. Sorulara geçmeden önce eğer varsa bizi takip edebilirsiniz. Bundan sonra da her 6 ayda bir güncellenen webinar takvimimiz var. Bunu tıpkı kayıt olduğunuz sayfadan ulaşabilirsiniz. Download Center'ımızda sürekli güncel makaleler yayınlanıyor, analizler yayınlanıyor. Yine blog sayfamıza bir göz atmanızı öneriyoruz. Burada da ciddi profesyoneller tarafından yazılmış, özellikle Almanya'da yazılmış makalelere ulaşabilirsiniz Türkçe olarak. Bir ERP deneyimi, bugün kullandığımız grafiklerin bir kısmını buradan aldık. Buradan erişebilirsiniz deneyim sonuçlarına, aynı şekilde Dalman Center'dan. Ve hemen hemen tüm sosyal mecrada faaliyetlerimiz devam ediyor. Özellikle LinkedIn sayfamız, Facebook ve Twitter sayfamız, YouTube'da videolarımız var. Buralardan da bizi takip edebilirsiniz.